Doktor Gökhan Buran, Milliyetçi Hareket Partisi 26. dönem 3. Üstel Milletvekili adayı olarak Genel Başkanımız tarafından tanıtıldı. Müşerefli yolda Vedat Bey ve Ahmet Hocam'la birlikte yürümek adına yola çıktık. Ben devlet hastanesinde yaklaşık 12 sene kadar devlet hastanesi acil serviste çalıştım. Son 3 senedir de Hayat Hastanesi acil serviste göreve devam etmekteyim. 1 Kasım seçimleri söz konusu olunca da bu yolda Vedat Bey ve dediğim gibi Ahmet Hocam'la birlikte yeniden seçilmek, hep birlikte partimizi temsil etmek adına yola çıkmıştık. Teşekkür ederim. Ahmet Özbek, öğretmen, müfettiş, eğitimci. Benim duygularım, mesleğe başladığım Bor Endüstri Meslek Lisesi'nden, yine bu ocakta yönetim görevi alarak gençlerimizi Türk milliyetçiliği fikri çerçevesinde ülkücü düşünce felsefesi içerisinde yetişmesi çabasını sarf eden, bir nebze de olsa buna katkı sağlayan bir kardeşiniz, abiniz olarak duygularımı ifade edemiyorum. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar diliyorum. Bu uğurda şehit olmuş tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Sevinçliyim. Milliyetçi Hareket Partisi Niğde Milletvekili adayı olarak bu ocakta bulunmuş ve yıllar sonra Türk siyasetinde ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin içinde bulunduğu durumlarda, zor durumda katkı sağlayabilmek ve devleti, Türk Milliyetçiliğini ve Milliyetçi Hareket Partisi'ni daha ileri saflara götürebilmek konusundaki zor şartlarda bu ateşi, ocak ateşini beraber içimizde hissederek başarıya götürme konusundaki süreci yaşamaktan mutluyum. Cenab-ı Allah'a binlerce hamdü senalar olsun. Şükrediyorum. Zaferimiz, mücadelemiz, gazamız mübarek olsun diyorum. Şair diyor ki, kahramanlık ne bir yükseliş demektir, ne de yıldızlar gibi parlayıp da sönmemek. Kahramanlık içerek acı ölüm tasından ileriye atılıp bir daha dönmemektir. Şimdi böylesi bir muhteşem gecede 40 yıl kadar geriye giderek kendi dönemimizi hatırlamadan edemedim, hislendim. Binlerce konuşma yapıyoruz muhtelif platformlarda. Heyecan değil, kalbimiz serçe gibi tık bile demiyor ama bu ocağın devir teslim töreninde heyecanlanmadım desem yalan olur. İşte siyaset de bir ülkücü için bu demektir. Hayat da bu demektir. Mücadele de bu demektir. Eğer çıkacağımız yolda, gideceğimiz menzilde heyecanlanmıyorsak, kendimize bir hedef koymuyorsak ve koyduğumuz hedefte sürat yapmıyorsak, hız yapmıyorsak, başarımızın da derecesinin çok önemli ve hızlı olabileceğini, hedefi tam vurabileceğimiz noktasında da sıkıntı çıkabileceğini düşünüyorum. Adı geçen nedenlerle önümüzdeki günlerde siyasi mücadelemizde çok ciddi bir itici güç olacak. Ülke ocaklarının Bor Şube Başkanlığı töreninin devir teslim töreninde aranızda bulunmaktan mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Değerli Niğde Ocak Başkanlığı'nın yapmış olduğu, başkanlığını yapmış olduğu bu törende görevini devreden Nazım Başkan'a teşekkürlerimi ben de sunuyorum. Takdirlerimi bir abisi olarak aktarmak istiyorum. Yeni
kardeşimiz Cem Başkan'a da yeni görevinde başarılar dilerken bir abisi olarak evinde olduğumu da ifade etmek istiyorum. Tekraren ben size söylüyorum, Ocak Başkanımız da söyledi, ocakların görevleri bellidir. Türk milletinin bekası için sivil ve gönüllü görev yapan bu arkadaşlar bir taraftan Türk insanının düşmanlarıyla içte ve dışta fikriyle, zikriyle, gerekirse de bileğiyle mücadele ederken diğer taraftan da mücadelemize sekte vurabilecek, mücadelemizde arkamızdan, eteğimizden çekebilecek insanlara da haddini bildirmek noktasında ya da ikaz etmek noktasında önemli bir performans gösterir. Ben aynı görevi, aynı vazifeyi önümüzdeki günlerde başta burada, bilahirem Niğde'de layıkıyla göstereceklerine inanıyor. İl başkanımız da ilçe ocak başkanlarımızın da, il ocak başkanımızın da, ilçe ocak başkanımızın da, bırakanının da alnından öpüyorum. Yapacakları görevlerde Allah yar ve yardımcıları olsun diyorum. Hepinize de saygı sunuyorum. İlat başkanlarım, saygıdeğer il genel meclis üyelerim, belediye meclis üyelerim, çok kıymetli belde başkanlarım, bu kadın kollarına mensup ablalarım, bacılarım, bu davada emeğe geçmiş, burada yaşı bizden büyük olan, hürmetle ellerinden öptüğüm büyüklerim, abilerim ve sevgili kardeşlerim, ocak mensuplu genç ülküdaşlarımız, bugün Borg Ülke Ocakları'nın devir teslim törenine göstermiş olduğunuz hassasiyetten dolayı şahsım ve Bor İlçe Teşkilatı adına hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Hoş geldiniz diyorum. Bugün burada biraz önce konuşma yapan büyüklerimizin, arkadaşlarımızın bahsettiği gibi bir önceki ocak başkanımız Sayın Nazmi Konuş kardeşimiz, arkadaşımız, kendisinden Allah razı olsun, görevi üstlendiğinden bugüne kadar ocağımızı temsil noktasında elinden gelen gayreti hem şahsı adına hem de ekibiyle birlikte burada gayet güzel şekilde ortaya koydu. Kendisine bu anlamda teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Görevi kendisinden teslim alan Cem Görgün kardeşime de bundan sonra görevinde başarılar diyorum. Cenab-ı Allah yar ve yardımcısı olsun. Teşkilat adına da elbette ocağımızın her zaman maddi ve manevi anlamda yanında olduğumuzu da buradan söylemek istiyorum. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da böyle olacak. Çünkü biz ülkücüler şuna inanmışız. Ocak bu işin özü temeli. İnsan burada hamur gibi yoğrulmaya başlıyor, şekilleniyor ve daha sonra teşkilatlarda görev alarak davasına vizyon anlamında partimiz olan Milliyetçi Hareket Partisi'nde devam ediyor arkadaşlar. Bu seçim döneminde yaşadığımız birkaç sıkıntıyı da burada sizlerle paylaşmak isterim. Seçim çalışmalarında bazen bazı tuhaf sorularla ve tuhaf cümlelerle karşılaşıyoruz. Burada şahit olan abilerimiz de var. En sıkı da şu, benim moralimi bozan da şu. Ben de eskiden ülkücüydüm. Biz de bir zamanlar ülkücüydük. Bu tarzda karşımıza çıkan insanlar bize ahkam kesmeye çalışıyor. Kardeşim, ülkücüysen senin partin Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Ülkücüyüm diyen bir insan eğer buradan ekmeğini buradan nasiplenmişse, gözünü burada açmışsa çok affedersiniz, gidip de başka bir folluğa yumurtlaması kendisi için en ayıp verici, utanç verici bir harekettir. Biz böyle insanları tasvip etmiyoruz. Adam çıkıyor, Alaaddin Çakıcı benim arkadaşımdı. Söyleyen adamın da çengel gibi bıyığı var. Şu anda çıkıyor bize AKP'nin savunmasını yapıyor. Bunu niye anlattım? Arkadaşlar, bu tür konulara bu saatten sonra takılı kalmayalım. Bizim tek bir hedefimiz var. Milliyetçi Hareket Partisi'nin Niğde'de birinci parti yapmak. Bunu başaracağız. Bu güç bizde var. Yeter ki biz tek yumruk olmasını bilelim. İçimizde birbirimize mücadeleyi önce bir bırakalım arkadaşlar. Ülkücü ülkücüyle uğraşmaz. Ülkücü ülkücünün açığını aramaz. Peygamber Efendimizin bir sözü var. Ayıplarınızı kapatmada gece gibi olunuz. Ülkücü de bir ülkücü kardeşinin eksiğini ayıbını görüyorsa bunu kapatmada gece gibi olmalı. Onu ifşa etmemeli. Bu bize zarar veriyor. Bu bize zarar veriyor arkadaşlar. Bizim bu saatten sonra yapacağımız Bor Teşkilatı adına konuşuyorum.
bir önceki seçimde sayın milletvekili adaylarımızı çok büyük bir coşkuyla hepinizden Allah razı olsun. Sırf Bor için demiyorum bunu. Bütün beldelerimiz, kasabalarımız buna destek verdiler. Allah hepsinden razı olsun. Yine aynı şekilde bu taşın altına elimizi değip gövdemizi koymaya hazırız. Biz Bor olarak bu startı verdik. Cenab-ı Allah yar ve yardımcımız olsun. Amin. Hepinizden isteğim şurada sadece 25 gün kaldı arkadaşlar. Bu 25 günde bu işi asılalım. Çok Milliyetçi iyi. Hareket Partisi'nin Bor'da, Niğde'de, kasabalarında ne olduğunu, gücünün ne olduğunu göstermek bizim elimizde. Ve bunu göstereceğimize inanıyorum. Birilerini utandıralım arkadaşlar. İnşallah. Bu güç bize var. Milletvekili adaylarıma başarılar diliyorum. Allah hepimize yar ve yardımcısı olsun. Amin. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin. Hayırlı akşamlar. Öncelikle üyesinde yetişmekten onur ve şeref duyduk. İlk ocaklarında böyle bir görev tesliminde bulunmakta il başkanı olarak onur duymaktayım. İlk ocakları bizim öz yuvamız. İlk ocakları Milliyetçi Hareket Partisi'nin kan deposudur. Ahmet Başkan'ın dediği gibi eskiden ben ülkücüm diyenlere Türkeş Bey'in sözünü hatırlatmak isterim. Dalından kopan yaprağın yönünü rüzgar tayin eder. Rahmetli Türkeş Bey 94'lü yıllarda birileri kendisini ülkücü addederken A partisinde, B partisinde siyaset yaparken şu söz söylemişti. Ülkücünün yeri Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Onun için ülk ocaklarında yetişecek arkadaşlarımız, ülk ocaklarında görev alan arkadaşlarımız, Milliyetçi Hareket Partisi'nin yönetim kadrolarında, hatta milletvekilleri, belediye başkanları olabilecek kapasitedeki insanlardır. Bizim yapmak istediğimiz şudur. El birliğiyle, güç birliğiyle bu hareketin ruhuna, biraz önce İl Ocak Başkanım saydı, Mustafa Pehlivanoğlu'nun ruhu burada derken, tabi Ahmet Baş'ın da ruhu burada, İsmet Emen'in ruhu da burada, Mehmet Gümüşbaş'ın da ruhu burada. Niğde'de 6 tane ülkücü şehit vardır. Yani Niğde, Milliyetçi Hareket Partisi'ne ve ülkücü harekete geçmişten bu tarafa çok büyük bir emek vermiştir. 7 Haziran seçimlerinden önce hep birlikte teşkilatlarımız olarak şunu söylemiştik. Milliyetçi Hareket Partisi Niğde'de birinci parti olacaktı. İnşallah. Biz bunu 7 Haziran akşamı da söylemiştik. Burukluk, sevinç yaşıyoruz ama içimizde burukluk vardır. Ama bu burukluğu Cenab-ı Allah bizlere tekrardan bir şans verdi. Bravo. 1 Kasım'da Türk milliyetçileri tek yumruk halinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanını başbakan yaparak mecliste yerini alması gerekmektedir. Afyon milletvekilimizin bir sözü vardı. Türkeş Bey'e şöyle hitap ediyordu. Rahmetli başkum, seni başbakan yaparak başbakan olarak göremedik ama inşallah bizler de diyoruz ki inşallah bu hareketin lideri Türkmen Bey'ini Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı yaparak bir mücadele çizgisine girmek istiyoruz. Ahmet Başkan'ın ifadeleri gibi önümüzde 25 günlük bir süreç var. Bu süreçte hiç kimse birbirinin eksiğini, hiç kimse birbirinin aybını açmaya yeltenmesin. Allah'ın ayeti var. Günahlarınızı, hatalarınızı örtmek de diyor. Müslüman, Müslüman hatalarını örtmek de diyor. Gece gibi olmalıdır. Onun için inşallah bu coşkunun daha büyüklerini 1 Kasım akşamında Bor'da, Niğde'de, Çamardın'da, Ulukışla'da, Altınhisar'da her bölgede ülkücülerin yaşamasını istiyoruz. Tekrardan 1,5 yıl görev yapan Nazlı Konuş kardeşime teşekkür ediyorum. Ben il başkanı olarak da yeni atanan Bor Ülke Ocakları Eğitim ve Kültür Başkanı'na Cem Görgün'e de başarılar diliyorum. Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatları ocakların her zaman emrindedir. Biz bunun şiarıyla yetişmiş, ocak eğitimi almış, ocak kültürü almış insanlarız. Onun için görev ve sorumluluk büyüktür diyoruz. Kendisine başarılar diliyorum. İnşallah tek yumruk halinde, tek yürek halinde bu mücadelemize devam edecektir. Hepinize teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun.